Arkadaşlar Pazar Banyosu 4. bölüme hoş geldiniz. Bu maalesef ikinci kaydımız, o yüzden biraz hoş geldiniz. Bir önceki kayıtta mikrofon sorunu oldu. Neyse, siz hiç bilmediğiniz için tabii ki de size eğlenceli gelmeyecektir. Bize de zaten hiç eğlenceli değildi. Şu an değil. İlk başta evet, eğlenceli. Bir önceki programda Soner bir netlik sorunumuz vardı abi. Bunu fark ettik arkadaşlar. Fakat genel muhabbetin akışı bozulmasın, dağılmasın diye kesmedik. Şimdi bunu böyle bize koyalım. Peki orada şey vardı, sen böyle bir Twitch yayıncısı gibi bizi sol alta koydun kare, pop-up, arkası bir siyah oldu falan, o ne ya? Abi şöyle, şimdi bir tahminim vardır zaten bu. Benim tanıdığım Çağdaş ne yapmıştır? Orayı arkaya stok koymak için o sekansı ayarlamıştır, sonra editte şunu yapmıştır bak, birebir. Ama tamam, bunu yapmanı da biliyorum, anlıyorum da hani seni tanıyorum da neden geri döndürmedin şimdi hani? Şöyle oradaki psikolojim, bu arada arkadaşlar videoyu karta bıraktım, oradan gidip bakabilirsiniz. İlk 1,5-3 dakikasında final oluyor bu teraneler yanlış hatırlamıyorsam. Benim oradaki hayalim şuydu abi, insanların bu durumu total bir hata sanmalarını istedim. Yemedi. Yemezler. Ben gel gör ki evet, yani bir sürü gözümüz kanadı da gelmiş. Ve sevgili Soner, bugün de yine fırtınaların içerisinde, dalgalı denizlerde ve içi timsahlarla dolu derelerde, timsahlar gitse ayağını bastığın yere batacağın bataklıklarda bir konumuz var. Nedir başlığımız? İnternette müstehcenlik. Peki, o zaman ilk soru soruyorum. Hiç müstehcen içerik üye oldun mu? Ücretli tükettim yani. OnlyFans gibi. Falan, 10 dolar verip de bir kişiye falan. Yok. Değil mi? Zaten evli barklı adama sormak da çok etik değil. Bir de şöyle bir durum da var. Yok, hani evli barklılıkla ilgisi yok bunun. Jenerasyon olarak da maalesef tutmuyorum abi. Aklıma gelmiyor yani. Belki aklıma gelse. Şimdi aklıma soktum. Hani gençlikte OnlyFans, ya gençlik derken hala çok şükür genç zımba gibiyiz de, hani o ateşli hızlı olduğum dönemlerde OnlyFans film olmadığı için öyle bir alışkanlığım yok yani. Hani ne oluyor abi finalde? Ya ben de olmadım ama olanlara... Müstehcenlik ne abi öncelikle? Müstehcenlik? Sen hiç girdin mi? Müstehcen. Ben olmadım ama olanlara çok gaddar davrandığını düşünüyorum. Şey diyorlar mesela, çok sığ geliyor bana bu düşünce. Diyor ki, manyak mısınız, birini o kadar bak, internette meme yaz bir sürü var. Olay o olur değil oğlum, ki. Meme öyle meme. Olay o değil ki yani. Balina da memeli. Yani olay o değil. Orada vardır bir şey adamın. Kanka bir... balina da memeli dedim de orayı bir keser mi zaten? Allah beni kahretsin. Yani ben duymamışlıktan ignorladım orada seni. Aynen bari. Sen duymadan devam et abi. Abi ben saygı duyuyorum. Yani saygı duyuyorum derken şey değil, bu böyle vay be içerik üretiyor değil. Daha bir prodüksiyonun olması lazım. Bir dakika şimdi kafa karıştırdın kankacığım şimdi. Evet, içerik üretene mi saygı duyuyorsun, ona abone olana mı saygı duyuyorsun? Daha çok olana. Üretene niye daha az duyuyorsun? Daha az Türkiye'de ya. Çok böyle profesyonel olmadığını düşünüyorum üretenlerin. Globaldeki örneklerine bakıyorum. Bakın Türkiye'de başka bir sorun daha var. O da şu. Abi girmemişsin. Üye olmamışsın. Hiçbir fikrin yok platformla ilgili. Diyorsun ama ki, lig Türkiye'de... denen bir şey var görüyorsun. Ne ligi? Onun fragmanını yapıyor. Mesela Twitter'da şeye bakıyorsun yani. Oğuzhan Uğur şeyi yapmış. Son mikrofon açık mevzu falan filan, altta yorumlarda üye olmaz mısın tarçınıma diye çıkıyor yani Twitter'da. Ha onlar gerçek mi? Oğlum onlar gerçek, fake lan. Gerçek, onlar gerçek. Onlar Asu 22 lan, Sude 22. Orada renkli o telefon. O biz çocukken de vardı oğlum. O değil be. O vardı Sude. O telefon oğlum, numarasını yazdı. Lan, değil Allah ya. Değil, o Ataşehir işte yok bayrak evet, falan onlar değil. İzmir yazıyor bir giro 1 milyon. Biliyorum İzmir'de ne oldu? Onlar değil, şeyler vardı. Profili var böyle çok takipçili. Diyor ki benim diyor şeyime takip et diyor, gel diyor fansıma gir diyor yani. Hayır, elde edilen şeyi bana bir anlatabilirsen abi. Mesela müstehcenlik yasasında TCK 226'da. Sen hazırlıklı geldi. Sen oğlum ben sen değil mi? TCK 226'da abi anlatı da işin içerisinde. Yani bir şey anlatmak, bir şey göstermek, pornografik vesaire vesaire her neyse orada müstehcen tırnak içerisinde. Bu arada hemen de dilimize yapıştı yani, teknoloji siteleri bile müstehcen Twitch mesela, Twitch müstehcenliğe izin verdi yazıyor falan. Ona ayrı geliriz bu arada. Ona ayrıca şey geleceğiz bu arada evet. Ya şöyle müfettiş gibi oldu. Müstehcen. Şey mi yani, tam cinsel de değil, hafif böyle ha, onu diyordum, OnlyFans'a girip şey mi, hafif meşrep bak işte. Zaten bak, insanların isyanı burada. Tercih. Neye göre müstehcen? İsterse hafif meşrep takılır, müstehcen. İsterse taktik maktik yok, bam bam bam. O ona kalmış. Hafif meşrepten acaba linç yer misin ya? Yer miyim?
Ne bileyim. Ama ben kötü anlamda söylemedim. Hafif, ben de hafif meşrebimdir yeri zaman. Meşrep hani hafif şu hareketler. Bir daha şöyle bir durum var. Kendime de şunu söylemek istiyorum. Kardeşim böyle bir sohbet programı yapmak istiyorsan. Rahat olman lazım. Rahat biraz. Olman lazım. Arada bir de linci yersin yani. Bu iş öyle şey değil yani. Müsteşine geri dönelim. Konumuz buydu. Evet, mesela Johnny Sins zannettikleri bir adamla yüzlerce kişi fotoğraf çekilmiş mesela. Evet. Şimdi Johnny Sins'in yaptığı işi sen yapsan. Cezaevine girelim demek. Ya onu geçtim. Seni Türk halkı Johnny Sins'i kucakladığı gibi kucaklar mı? Şahin K'yı kucakladılar aslında. Doğru. Abi bizde o bir şey oldu. bir şey oldu demek ki. Komik çünkü abi. Yani ondan dolayı mı? Komedi söz konusu. Hiç izledin mi mesela? Çok. Değil mi? İzledim. Eğlenceli bir şekilde izleniyor. Sekreterci Aile'yi izledim. İşte kırmızı gömlekli. Evet. Deniz'in buz gibi sularından gelen Deniz'in içinden çıkıyor ya Şahin abi. Ya pornoları da hani videoları da bir şeydi yani. Böyle birazcık da böyle bir komikti yani. Hani komik, onun komik. Zaten tutması nedeni absürtlüydü. Absürt yani, porno. Absürttü yani. Bence kendisi bunun farkında değildi de otelde bu devirde izlediğinde orayı kurtarabilmek için evet. Kanka bu absürt herhalde dersen sanatsal bir şeyde atfetmiş olsun. Günümüzde tutuklanmalar başlıyor. Abi sorun. TikTok'ta bir başladı, bir mevzu oldu. Bunun sınırını kim belirliyor? Ben onu tam aslında çözemiyorum. Aslında sen konuş. Çünkü yayıncı olan sensin abi. Bu insanlar senin meslektaşların. İki savun. Ben de yokum. Ben şimdi olayı çok bilmiyorum ama... Bunlar yani, senin meslektaşın abi. Ya şey vardı hani bana tavsiye verme, bana para ver. İşte daha fazla ver ki bir gömlek, bir düğme daha açılsın falan filan. Tamam sen izleme, tüketme ama bunu ne deyip de sen... ceza yaptırım yapabilirsin yani. Ben onu tam anlamıyorum. 226. madde işte. Nedir o 226. madde hocam? Benim anladığım bir sade vatandaşı olarak işte böyle internette orada burada cinsel içerikli, cinsel temalı hikayeler, ürünler, eşyalar veya kendi bedeninle ilgili normalde işte bizim dışarıya sergilemediğimiz şeyleri sergiler moda girersen buna TCK müstehcenlik diyor. Çok hassas bir konu değil mi? Aslında tanımsız bir konu. Tanımsız. Yani, evet, yani bunu yani, şey yapamazsın ki. Açık. Hangi müstehcenlik şimdi? Saçma ya. Saçma tabii. Abi yıllar önce televizyonda oluyordu bunlar. Abi bak hani şöyle bir şey diyeceğim sana şimdi hani. Sen şeyi bu şeye kadar gider. Plajları kapatalım yani. Bikinili gezemez bir kimse. Bir korkusu da o zaten. İnsanların esas Feyza Altun diye bir avukat var ya bu Dilan Polat. Vallahi bir şey söyleyeyim yani. Feyza Altun'un bana hiçbir yerde görüp de bana kıl olmasını istemem vallahi açıkçası. Ben de istemem. Kesin bir şeyim bulur yani oradan bir şey çıkar anladın mı? Küçükken birinin camını kırmışımdır orada olay büyümüştür ama bilmiyorum. Vallahi yani. Bulur. Neyse velhasıl mesela çıkıp şey dedi şeriat mı geldi hayır dedi. Çünkü bu tepkiler de normal. Çünkü müstehcenlik dediğimiz şeyi tanımlamak biraz zor. He. Şimdi mesela senin müstehcenlik limitin ne abi? Tüketici olarak mı üretici olarak mı? İnsan olarak lan. Allah Allah. Hayır, yani. Adam insanlığındadır yani insan olarak. Hayır ben diyorum ki bu müstehcen bir içerik üretiyor demem için İçeriktir. Mi? Yani normal hayatta yürüyorsun abi. Yolda yürüyorsun. Bir şey gördün. Bu müstehcen diyor. Senin yani müstehcenlik limitin ne abi? O izledin mi o videoyu? Hangisi? Şey mi? Müstehcenlikten tutuklanan kadının videolarına baktın mı? Bana tavsiye verme para ver. Onu bilmiyorum işte. O kadına baktın mı? Gördün mü? Her yerde paylaşılmış. Bence müstehcen bir görüntü yoktu o yüzden. Yani şöyle. Bende mi bir sorun var? Anadolu topraklarında rağbet görüyor demek ki o tarz. Ya bak işte ama bir de, bak TCK ama, dediğin şeyin Anadolu'ya göresi, Ege'ye göresi. Ama şunu söyleyeceğim. Ben hiç Anadolu'yum ama. Çok biraz tatsız o yüzden gene ince çizgiye yürümeye çalışacağım. Evet geldik şeyleri timsahların arasında. Ben sosyal medya yokken interneti çok ucundan yetiştim yaşımla alakalı. Biz forumlarda gezerdik. Forum kültürü vardı tamam mı? İşte o sesli, capsli dönemlerini bilirsin. Evet. Yani şey vardı abi. Öyle de aldım. Satır satır Shopping TV halı satarken mesela. Ya da haber sunuyor. İşte hava durumu sunuyor. Şimdi evet. Bir insan bunu o niyetle tüketirse hava durumu da müşteşen. Sen bunu nerede durdurabilirsin ki? Ama bak bunda Twitch bile zorluk çekiyor bu arada artık. Çünkü ben bir şeye izin verirsem öbürü onu suistimal edebiliyor. Ben bunu yasaklarsam burada adaletsizlik yapıyorsunuz diyor. İnsanlar salmıyor. Ne yapıyorlar? Artık yani gibi. Çünkü sen yasakladıkça OnlyFans'ı mesela belki de ne bileyim bizim akrabalarımız duymamıştı ama artık biliyorlar. Artık yaşlılar da biliyor OnlyFans neymiş diye. Çünkü reklam yaptın ve cezbedici oldu. Yasakladın çünkü onu. Çünkü normalde Türkiye'de şey de yasak. Bütün cinsel çekmişler yasak ama herkes giriyor. Yayında bu konuyu konuştum bana biraz anlattı izleyiciler. Evet. Şöyle mesela herkese açık profillerde var ya da şey yapıyor mesela herkese açık diyor mesela hani Instagram'dan hallice pozlar. Hafif cesur ama hani çok nudity değil. $10 verirsen diyor söre serpe diyor yani. Ama diyor ki mesela DM'den konuşalım. DM'den yürü diyor OnlyFans'tan. $100 verdiğimi sana özel video çekerim diyor. Ya da sen bana bilmem kaç kademe abone olursan seninle sohbet ederim diyor DM'den. Okey ben şimdi aynen. Bir de ne yapmışlar biliyor musun? Düz sohbetleri
için. İsrail'e dökülmüyor yani. Böyle Hindistan'da falan filan böyle ekipler kurulmuş. Artık o kızlar yerine onlar konuşuyor adamlarla. Hindistan'da mıymış o? Yani adam Türkiye'de kurmuşlar. Türkiye'de yok muymuş o? Bilmiyorum. Yapmıyorlar mıymış Türkiye'de? Ya, yakında başlayabilir böyle bir meslek. Yakından mı başlayacak? Ya, bilmiyorum. Var mı hocam? Tanıdık var gibi söylüyorsun. 2006'dan beri falan sanki. Hiçbir fikrim yok. Bayağı Türkiye'de. Ya, bütün arkadaşlık uygulamalarının arkasında gerçek bir grup insan yeni tutturmak için onu yazışıyor genelde. Doğrudur. Peki ne diyorsun? Yani adam, insanların tutuklanması ya da onu da geçtim bazen çok üstüne gidiyorlar. Diyor ki mesela ya siz diyor onların söylediklerini söylüyor. Mal mısınız? Niye gidip 10 dolar veriyorsunuz? İnternete yaz zaten meme bir sürü çıkıyor. Zaten eğer gerçekten bundan keyif alan gerçek bir güruh olmasaydı emin ol hiçbir firma buraya girip de para kazanmaya çalışmazdı. Ya aslında evet. OnlyFans bu kadar para kazanıyorsa bir boşluğu doldurduğu sayesinde böyle bir boşluk vardı abi. İnsanlar bu boşluğu Telegram'dan, WhatsApp'tan, oradan buradan bir şekilde hallediyorlardı. OnlyFans bu işi kurumsal hale getirdi aslında. Yani sen gel burada yap dedi. OnlyFans'ın öncesi yok mu? Olmaz mı? Dolu var. Bir de düşündüğün zaman bunların içerik olarak ya da başka kurumlarda hizmet olarak, resmi olarak yani devlet tarafından yasaklanmayan, yasaklanılmayan yerlerde bunların suç unsuru çok daha az. Ne kadar baskılıyorsan o kadar çok hem rağbet görüyor hem de daha çok suç oranı abi artıyor. Abi şurada tekrar bir parantez açmak lazım. Şimdi bu tarz uygulamalarda sıkıntılı durumlar da var abi. Onları bir ayıralım tekrar. Sen gene bak linçteki timsahlardan aynen, korktun. Aynen linçteki. Ben ama yine linçten abi, yani bu sokağa çıktığında da ihtimali olan bir mevzu. Haklısın Facebook'ta abi, da evet, var, evet. TikTok'ta da var, Twitch'te de var. Yani evet. Bu bazen şeye benziyor. Ben yayın açıyorum ya da YouTube'a video atıyorum. Diyor ki işte çocuk da izliyor. Ben diyorum ki yetişkin de izliyor. O zaman dünyada çocuk var. Şimdi bak sen çocuğu olan bir adamsın. Bu konuyu tartışalım. Buyurun. Bazı ebeveynler çok bencil. Hani mesela ebeveyn olduktan sonra birden istiyor ki dünya Disneyland'e dönsün. Yani bu kadar da bencil olamazsın. O senin sorumluluğun. O senin çocuğu. Onun tüketmemesi için tabii ki bizde bir artı 18 bir uyarı almayan platformlarda ya da uyarı ya da üyelikle ücretli izlenmeyen içeriklere daha dikkatli olmalıyız. Kabul ediyorum. Ama bir yere kadar. Benim çocuğum senin yayına denk gelme ihtimali çok düşük abi. Eğer ki benim o çocuğum senin yayınına kadar ilerlediyse zaten daha neler görmüştür. Neler görmüştür. Neler. Yani Twitch'e aynen girecek de Twitch'te işte böyle Twitch diye bir platformu bulacak da orada insanlar canlı yayın yapıyor. Chat'i vardı oraya abone. Yani, tabii yani. Zaten bu çocuk belli bir aşamayı geçmiş zaten. Burada ebeveyn olarak artık bir kaygı taşımana gerek yok. Olan zaten senin çocuk iyi yani anladın mı? Aynen sakin ol abi. Evet. Yani, o level'lardan geçmiş. Ben de bir ebeveyn olarak da bir baba olarak da şey korkusu yok abi. Mesela Netflix'te falan filan da yapılıyor. Yani böyle işte bir şey gördüm. Çocukların genel ahlak, işte toplum, aile yapısı muhabbetine biraz sıkıntılı bir insan. Çünkü bütün hayatı değiştiremezsin abi. Evet. Yani bu çocuk dışarıda da aynı şeylerle muhatap oluyor. Ki internet onun en özgür olabildiği alan. Şunu anlayamıyorum ben. Benim TikTokçular hadi bir ayıralım. Ama OnlyFans'lı bu işi yapanlar ki bir kısım da oradan gözaltına alınıyor. Abi zaten kapalı ki kadının veya erkeğin profili. Yani para veriyorum ben oraya. 10 dolar, 20 dolar neyse. Evet. Gayet bilinçli bir şekilde kredi kartım var adıma. Hani bunlar kayıt altında. Ödemeye gidiyor. Yasal, yasa dışı herhangi bir şey yok. Ve bir anda benim para ödediğim bu insanı gözaltına alıyorsun. Peki şöyle bir durum var. Benim ama Türkiye'de para... benim bildiğim yasak zaten. Ama içeri görmek yasak ama. Nasıl OnlyFans profilleri var? İşte onu engelleyemiyor ama işte ne kadar yetişebilirse müdahale ediyor. Ya da kamuoyunda bir kıvılcım gördükleri zaman belki sus payı bilemem. Bizim ülkemizde abi işler biraz şeydir. Ya yap ama bak çok gürültü çıkarıyorsun. Evet kesinlikle. Yani bak çok gürültü kesinlikle çıkarıyorsun. Bizim kesinlikle ülkede işler genelde böyle gider abi. Yani ya burada ikimizden herhangi birinin de tutuklanmalara karşı normal ya da onaylayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmamızın ihtimali yok zaten. Yok abi ben sadece şeye takılıyorum burada. Yani şey beni rahatsız ediyor sonra. Yani yaşadığım ülkede topraklarda müstehcenlik gerekçesiyle birilerinin gözaltına alınması beni rahatsız ediyor. Tabii tabii bu bayağı aslında geri bir adım yani. Şimdi bu beni rahatsız ediyor. Komik geliyor bana. Ben mesela yöneten olsam bunların kapatılan, yasaklanan, cezalandıran kurum olsam şöyle bir düşünürüm. Ya herkes girebiliyor. VPN'le, DNS'le bilmem ne. Ben de yasak diyorum. Çok komik. Koskoca devletler şey nasıl farkına varamıyor abi? Abi bak siz yüzyıllardır birileri bir şeyleri yasaklamış. O yasaklanan şeyden hep bir şey cırtlamış. Şey diyorlar onda da. Bir yere kadar bizde hiç tutmazsak patlayacak korkusu i̇şte, var. Ağırca konuştuğum şey. Fazla gürültü evet yapmayın abi. Ama şöyle bir şey var. Tamam hiçbir şey yapmayan ülkelerde, yönetimlerde senden daha mı yüksek suç oranı bu konularda? Değil. Değil.
değil, görüşleri gözlemle. Ama orada da işte tam ideolojiyi, biz bu ideolojileri sunup da beğeni topladık, şimdi onlara karşı gelemeyiz. Bununla ilgili zaten bir derdim varsa yıllardır o oradaydı. Yani bunun için sosyal medyayı beklemek, sosyal medyadaki o troll linçli kitle, yani toksik linçli kitle bir özgüven veriyor Soner. Ama şunu unutuyoruz bak, genel olarak şimdi zaman içinde siyaset programları, sokak röportajları, TikTok çok önemli bir unsur. Ve televizyonun da düşüşe geçmesi. Çünkü bütün eğlence programları kapatıldı. İşte diziler kalitesi düştü falan, ne oldu şimdi? Biz hep içindeyiz diye zannediyoruz ki internet, 10 yıldır internet işi biz görüyoruz, YouTube, YouTube. Türkiye'nin totaline baktığınız zaman aslında herkesin internet kullanma oranı artıyor. Yani şimdi o arttı, dayılar da, dedeler de, teyzeler de internet kullanmaya başladığı için artık ana medya, şu televizyona yapılan muamele yapılıyor artık internette. Çünkü herkesin yavaş ana medya, yani ana medyası artık internet, o yüzden. Ya en azından şeyle, yasakla, baskıyla onu kontrol altına almaya çalışıyor çünkü oraya bir rütük atayamaz. Abi bu sadece bizim için de geçerli değil ki, sen YouTube'a bundan 5 yıl önce video atarken seçiyor muydun? Küfür yok, yok, bu yok. Yok tabii. Bin yok, tane yok, şey soruyor yani. Şimdi sana böyle ve diyor ki şey mesela en mesela örnek veriyor. Aptal bile varınıyorsa diyor, bazı markalar reklam çıkmaz diyor mesela. Evet, bu hale geldi. Sadece bizim ülkede de değil yani. Bir durum daha var. Sen onu gördün mü bilmiyorum. Bu sefer ekrana vereceğim bu arada. Geçen videoda çok söylemişler. Konuştuğun şeylerin görsellerini verin diye bunu vereceğim. Abi Show TV muhabiri bu kadının evinin kapısının önüne gitmiş. Ah. Evet abi. Şimdi bu müstehcense bu da taciz lan. Hayır, haber mi yapıyor ama ne niyetle gitmiş? Tavır oğlum, ne niyetle gider? Tavır ne, o çok önemli. Tavır şu, kapıyı çalıyor, kapının arasından Uğur Dündar gibi mikrofon sokuşturuyor. Kadın da cevap veriyor. Sorun burada. Ben görmedim onu. Abi, bu arada haberlerde telif, haberin olsun. Ben fotoğrafını koyayım. Show TV'den yediğim telif benim alnımın akıdır. Ama yani şöyle bir durum var, hani bu da taciz abi. Kadın da bir şey demiyor. Ben diyor 20-30 100 bin değil ya. İşte 5 aylık, aile 20-30 bin lira kazanıyorum diyor. Orada röportaj yapmışlar kadınla. İşte eşin kıskanmıyor mu diyor. Yo, eşim benim kıskanmaz diyor, öyle şeyleri diyor. Bak kriter ne biliyor musun abi? Bak bunun zıt dediği yeri söyleyeyim. Kankacığım, dokunmanın olmadığı güvenli aksiyonlar bunlar. Temas bu işi kıskançlık için mi diyorsun? Hem kıskançlık için hem de kadınların o ortamda veya erkeklerin kendilerini rahat hissetmeni sağlayan temel unsur kimsenin onlara temas etmemesi. Eğer dokunulursa iş değişir. Bazı da çok sert davranıyor OnlyFans üretene falan. Vasıfsız, karaktersiz. Üs ne oluyor ya? Evet, ne oluyor abi? Ha sakin ya, sakin. Yani sakin, işte mesela seni ilgilendiren bir şey. Evet abi, müsteşar yani. Şirket üretiyor. Bu omurga, yuh. Tamam, sen saygı duymayabilirsin, beğenmeyebilirsin, tüketmeyebilirsin. Hatta tüketini düşük de görebilirsin ki ben görmüyorum. Bana ne çünkü? Benim anlamadığım bir hazdır belki de diyorum yani sonuçta. Çok hassas konular bunlar ya. Çok hassas çünkü konular. Çünkü senin gördüğün açıyla bir izleyicinin gördüğü çok farklı olacak. Senin yetiştiriliş tarzın, eğitimin, sosyolojik ortam, o kadar çok farklı koşullar var ki istemeden birilerinin kalbini kırabiliriz, bir şey olabilir. Evet. Bir de senin yüzünden ben de dansöz konuşmaktan yoruldum yemin ediyorum. Kendi Twitch yayınlarım olsa böyle diye söylemek gireceğim. İstediğim şey ne? Biliyor musun? Söylemek istediğim aslında şey şu. Şimdi kahveriz, atıp atmıyor. Ya aralar zaten izleyicilere bir tavsiye vereyim. Ver VR alın abi. Ha, VR. Ben denedim, midem bulandı ya. VR alın. Ülkede herkesin gerçekten bir sakinlemeye ihtiyacı var. VR öyle güzel mi? OnlyFans falan yalan ya. Ya. OnlyFans'ta 120 dolara 10 tane profil abone. Ne güzel biliyor musun? Bir VR al diyorsun. Bak okey. Bitti. Ama OnlyFans da öyle okey. Gitti. Ama şimdi bu buradaki bir şey. Ya tamam, şimdi buralara o evrene hocam, giriyorsun. Bir dakika, bunlar bambaşka bunlar. Ya velhasıl hani şöyle demle bir toparlayıp da bir şey olmuş olur arkadaşlar. Bu platform paralı, OnlyFans. Evet. Keyfinize göre, eğer çok ahlaki olarak kendinizi riskli bir zeminde hissediyorsanız o parayı vermeyerek o platformdan kurtulabilirsiniz. TikTok profili açmayarak da bu tarz şeylere maruz kalmayabilirsiniz. Benim görüşüm, dediğim gibi yani internette bir şeyi müstehcen demek bana komik geldi. Sadece onu söylemek istiyorum. Lan neler var ya. Twitch de buna müdahale etti. Ben bugün Twitch yayında okudum. Twitch ama pandemide bir çıldırdı. Twitch çıldırmadı. Twitch'e girenler çıldırdı. Çünkü o bu konudaki şeyin sıkıntısını çekiyor. Mesela body paint ile senin çıplak olman serbest. Çünkü yoksa sanata müdahale mi etmiş olacağız? Tribe girilecek diye. Onlar da mesela politik doğrucu olacağım diye çok şey kalmak zorunda kaldı. Tamam, buna kızmadık, o zaman buna da kızamayız. O zaman bunu yasakladık, bunu da yasaklamamız gerekir gibisinden onlar da bir çıkmasa girdi. Dediler ki artık etiketlediğin sürece içeriğin ne, yani müsteşen olduğunu. Hı. Serbest her şey. Twitch neden bunu yaptı sence? Bu yeni bir yönetici geldi bu Twitch'e. Bence bu biraz azgın. Ben hayır, azgınlığını geç abi. Bence yeni yönetici başka bir paraya görmüş. Kanka şimdi bu
Twitch haricinde işte bu sexual content için canlı yayın platformları var ya. Ama çok tehlikeli bir kısım var, oraya atlıyorsun. Türkiye'de bu gidişatla yasaklanabilir. Yasaklanabilir. Ona ben İşsiz kalabilirim. Kalmazsın. Her gün video çekeriz burada. Twitch biter, şeye geçersin, YouTube'a geçersin. O geçiş dönemi var ya, mahveder bizi. Bir şey olmaz, VPN'le gelir. Bir şey olmaz oğlum. Ya bizim YouTube kaç kere kapatıldı ya? Bir kere. Ney? Ya oğlum, o zamanlar. Benim hayatım boyunca kaç kere kapatıldı? 3 kere, 4 kere kapatıldı. Neden neden? O yıllar şimdi diyorsun ama ya. Hayvan gibi video attık, bir saat sonra YouTube'u kapattılar lan. O YouTube'un kapandığında şey, YouTuber'lık yoktu ya. Yok, biz neciydik? Ben sana şey söyleyecektim. Hani bu sexual content'in döndüğü canlı yayın platformlarında mı? Sanırım birkaç önce gaming bölümleri açılmaya başladı. Ha! Ya sen Twitch'teki patron bilmem ne Twitch bölümü koyar, onu bunu geç. Twitch'in tam tersi bir layout kullanıyorlar. Yani yayıncı büyük, oyun küçük. Çok iyi. Değişiyor işte dünya. Yetişmeye çalışıyoruz. Şey diyor mesela, bunu yaptığın zaman para kazanamazsın diyor. Artık serbest, ben sizi uğraşamam. Aynen, ne bok diyorsunuz? 5 kuruş da vermem diyor. 5 kuruş vermem diyor ama. Reklam göstermem diyor. Reklam göstermem, bitti alamazsın diyor, abone de alamazsın diyor. Aboneme o, bitime ne karışıyor? Ha o yayın, dedin ki burası sexual content etiketini koydun diyor, gelirin morte, dele morte. Ama şöyle bir şey var, buraya panel olarak kullanılır. Oradan anlık binlerce izleyici ulaştıktan sonra aşağıdan linklerle yönlendirir. Gene kazanacağını kazanır. Yani Twitch'in server'ını kullanır, kaliteli yayın, video enkodunu, dekodunu kullanır. Kanka niye kendi platformlarına geçmiyorlar? Ben en çok bunu merak ediyorum ya. Değil mi ya? Abi eğer bu müşteriler sexual yayın yapmak istiyorsan bu ya, platformları var. Girin. Çok da ucuzlar Twitch'e göre. Biliyor musun? Aynen. Bence şey, Türkiye'de mesela yasak ya öyle yerler. Demek ki evet, dünyada bazı yerlerde de yasaksa eğer şey yapmaya, araya sıyrılıyor işte çaktırmadan. Mantıksız geliyor abi bana. Git orada işini yap. Daha çok kazanacaksın. Belki abi de bak yani, orada hafif müsteşenlikle yapmak gururuna sıkıntı değil ama gidip de bir yayıncının mesela Pornhub'da Valorant yayını yapması belki gururuna dokunacak. Hafif müsteşen dedim de ona takıldım. Hafif meslekten hafif müsteşen. Bak hafif. Soner bak, yavaş yavaş erkekleşiyor abi. Yani. Şey, bunun bir sonrasında bu... Bakın şimdi abi, hafif meşrep, hafif tamam, müsteşcen, müsteşcen. Ha bunun level'ı böyle. Tabii. Müsteşcen bunun en üst level'ı. Hayır abi, müsteşcen ortada. Müsteşcen dur. Tabii en üstü. En üstün bir altı. En üstü artık pornografi. Çok birbirine girdi her şey ve o yasak, burada bu yasak, şu. Herkes artık karıştı. Tüketici de kafası karıştı. Platformların da karıştı. Devletlerin de karıştı. Neye yasak? En son bence milletin ayarlarıyla oynamaya çalışıyorlar. En son devletlerimiz de aman deyip salacak abi, herhalde. Bir saattir konuşuyoruz. Abi benim diyecek bir şeyim kalmadı. Bir video boyunca bir şey dedik mi en çok onu. Ben de onu düşünüyorum. Bir nokta koyamadık yani, bir ya. Bir ağzımızdan bir böyle, tanım değil. Ama ne biliyor musun? Hep senin bu linçle beni tam gireceğim moda bir şey diyeceğim. Yok abi linçleriz, onu öyle deme. Bunu yemin ediyorum ağzıma tıktın. Linçlenmeyiz ya, ne olacak ya? Velhasıl arkadaşlar toparlamak namına benim anladığım kadarıyla Soner de ben de bu işe canımız sıkılmış biraz. Yani doğru bulmuyoruz en azından. Ya bu müdahaleler, şeyler, muameleler biraz fazla. Evet, doğru bulmuyoruz. Eminim. O haberlerden sonra birçok dayı memlekette şey dedi. Ya bu TikTok şunu bir yüklesene bir telefona, bu neymiş. Tabii canım, şuna bir mesela bağırın. Mesela o şu an memlekette bir yerlere gül atıyorlar, böyle ayucuk atıyorlar. Evet, aynı adam gitti. Şeyi de diyor ama bunu şey yapın, pazar banyosu 4 bence bitti. Bitti ya. Görüşürüz arkadaşlar haftaya bir sonraki programda. Abone olun, hiç demiyor zaten. Sen demem öyle. Ben değil mi? Yok de. Keser misin? Ben diyeyim ya. Yok kesmem. Ya abone isteyen zaten, buraya kadar izleyen zaten abone olmasına da yani gelir izler. Unutuyor biliyor musun? Unutsun lan. Abi YouTube öyle kullanmıyor. YouTube gidersin arama kutusuna, her izleyeceğin şeyi yazarsın yani. YouTube budur yani. Kimse girip de müsteşen içerik neden işte şey oldu, ne yazacak da çıkacak bu video. Bu video, bu seriyi izleyen adam izler bunu. Lan onu diyorum işte yani, hani abone olmasına gerek yok yani. Hani zaten izliyordur yani çağdaş yaşamı. Demek istedim niye? Bak her şeyin bugün kulağıma tıktın ya. Sen bilirsin. Olma, çıkın abonelikten. Çıkmayın. Senin DNS açık mı? Bir şeye bakacağım da. DNS mi? Ha, çok ne konuştuk DNS? Da aklıma bir şey geldi. Açık mı senin? VPN mi? Ha, yok. Ben modeme DNS çaktım. Ha, sıfır sıfır. VR'da çünkü şey olmuyor. Bütün yani... Ya tamam, sen de VR anılarım tamam ya. Hepimizin elinde Oculus Rift yok. Ben takacağım şimdi 50 liralık VR'ı. Diyeceğim Soner bu muydu? Frame kare kare bir şeyler. Aa, Minecraft gibi bir ortama düşeceğim. Biz bu işe 5 yıl, 6 yıl önce PlayStation VR'da başladık. Çok zordu. Böyle kutular, kablolar, bilmem neler böyle. Valla arkadaşlar PlayStation VR kapatılsın, tutuklansın diyorum son sözümde. Görüşürüz. Görüşmek üzere.